Merhaba arkadaşlarım. Basit makineler konusunda geçiş yapmıştık. Aynen oradan devam edelim arkadaşlar. Palangalardan kalmıştık en son. Arkadaşlar palangalar geçen videoda da size bahsettiğim gibi arkadaşlarım hareketli ve sabit makaradan oluşan bir sistem var ise biz o sisteme aslında palanga diyoruz. Hareketli ve sabit makaradan oluşması lazım. Bakın şuradaki makaramız nasıl bir makara? Sabit bir makara. Ama şuradaki makaralarımız ise hareketli bir makara. İşte bu tarz sistemlere biz palanga deyip gelip aynen makaralarda öğrendiğimiz işlemleri adım adım yaparak sonuca gideceğiz arkadaşlar. Hemen bir örnek üzerinde arkadaşlarıma anlatacağım. Bir de arkadaşlar palangalarda makara ağırlığı yükün yer değiştirme miktarını etkilemez. Yükün yer değiştirmesi ipin çekilme miktarına bağlı olarak değişir arkadaşlarım. O da aklımızın bir kenarında kalsın. Arkadaşlarım hemen bir örnek üzerinden bakalım. Şekildeki ağırlıksız ve sürtünmesiz makaralarla kurulan palanga sistemi şekildeki gibi dengededir. Buna göre kuvvet bölü ip gerilmesi oranı F bölü T oranı kaçtır diye bir soru var. Şimdi arkadaşlarım biraz büyüteyim arkadaşlarımı. Dikkat ederseniz biz aynen şöyle bir şey dedik. Aynı ipte aynı gerilme, aynı kuvvet var değil. Bakın şurada F var ise arkadaşlar, hemen devam edelim. Şurada F var ise, aynı ipte aynı gerilmeden dolayı, şurada da kim var diyeceğiz? F var diyeceğiz. Devam ettirirsek, şurada da kim var diyeceğiz? F var diyeceğiz. Aynı şekilde devam ettirirsek, şurada da kim var diyeceğiz? F var diyeceğiz. Şimdi bakın, şurada yukarı doğru olan kim var arkadaşlarım? T var. O T'nin tam karşılığında şöyle aşağı doğru kaç tane F'imiz var? Dikkat ederseniz 3 tane ip olduğundan dolayı 3 tane F gelecek. O zaman biz işleme dökmek istersek T eşittir ne diyeceğiz? 3 F'e eşittir diyeceğiz. Buradan arkadaşlar hemen artık yerine yazabiliriz arkadaşlar. Gidip şuradan varsak F böyle T gördüğüm yere artık ne yazabilirim? 3 F yazabilirim. Oranlar ise F'ler giderse sonucumuz ne olur? 1 bölü 3 olarak bulunur arkadaşlar. Kasnak ve dişleriyle devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz kasnak ve dişlere baktığımızda iki başlık altında iş inceleyeceğiz. Doğru bağlanma, ters bağlanma diye. Bakın düz bağlanma ve ters bağlanma diye öğreneceğiz açıkçası. Aynı yönlü dönen kasnaklarda arkadaşlarım bağlanmamız düz bağlanmadır. Bakın işte şu şekildeki gibi. Ters bağlanma nasıl oluyor arkadaşlarım? Şöyle. İp şöyle düzgün değil de ip çapraz gidecek. Şu şekilde bir bağlanma varsa biz buna ne diyeceğiz? Ters bağlanma. Şimdi arkadaşlar düz bağlanmada bir kasnağımız sağa doğru hareket ediyorsa diğer kasnağımız da sağa doğru hareket edecek. Ama ters bağlanmada sağa doğru hareket ediyorsa bir kasnağımız diğer kasnağımız hangi yönde hareket edecek? Tam zıttı yönde hareket edecek diyeceğiz. Arkadaşlar şimdi burada dönme sayıları, tur sayılarıyla ilgili de şöyle bir şey diyeceğiz. Diyelim ki şu kasnağımız M1 kadar tur alsın. M1 çarpı R1 eşittir. N2 çarpı ne diyeceğiz? R2 deyip sorumuzu çözeceğiz. Dönme sayısı ile yarı çarp ters orantılıdır arkadaşlar. Lütfen dikkat edin buna. Zıt yönlü kasnaklardan da zaten biraz önce bahsettik arkadaşlar. Şimdi eş merkezli kasnak var ise arkadaşlar orada bir duracağız. Çünkü eş merkezli kasnaklarda tabii ki x'in de dönme yönü ne olacak? Aynı olacak. Ve arkadaşlar dönme sayıları eşittir. Şu büyük olan kaç tur atıyor ise şu küçük olan da aynen o kadar tur atacak diyeceğiz. Hiç yarı çapa falan bakmayacağız. Eş merkezli olduğu zaman arkadaşlar. Şimdi bir soru üstünde bir bakalım arkadaşlar. Anlamaya çalışalım. KLMN kasnaklarıyla oluşturulan sistemde L ve M kasnakları eş merkezde birbirine parçalanmıştır. K kasnağı dikkat ederseniz ok yönünde 6 tur atar ise arkadaşlarım M kasnağının dönme yönü ve tur sayısı nedir diye bir soru var. Bu K kasnağını şu tarafa doğru 6 tur göndermiş arkadaşlar. Biz biraz önce şunu öğrendik arkadaşlarım. Dönme sayısıyla yarı çapların çarpımları birbirlerine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. K kasnağı için yaptığımda arkadaşlarım 6 çarpı yarı çapımız ne kadar? 2 ile eşittir. Bakın bu K kime bağlı? M kasnağı.
M kasnağı için yaparsak arkadaşlar dönmesini bulmamız lazım. M ne kaç tur atmış onu bulalım. Yarıçapı. Şu büyük oranın yarıçapı ne kadar? 3 ya arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar sadeleştirmeyi yaparsam 2 kalır 2 çarpı 2 4. Yani arkadaşlar biz M kasnağının dönme sayısını kaç olarak bulacağız? 4 olarak bulacağız. Şimdi M 4 tur atıyor ise L de kaç tur atıyor? 4 tur. Neden? Çünkü bu ikisi eş merkezi, aynı merkezi. Şimdi arkadaşlar şu L kasnağına dikkat eder misiniz? Kime bağlı? N'e bağlı. Nasıl bağlı? Ters bağlı. O zaman gelip şu ikinci sistem içinde işlemlerimizi bir yapalım. Bakın L'nin dönme sayısı kaçtı? 4. Yarıçapı ne kadar? Bir tane R eşittir. N'in dönme sayısını bilmiyoruz. Çarpı yarıçapı ne kadar? 4. Arkadaşlar 4 R 4 tane N'e eşit ise ben buradan N'in dönme sayısını kaç bulacağım arkadaşlarım? Bir tur olarak bulacağım. Şimdi dönme sayısını, tur sayısını bulduk. Peki dönme yönüne bir gelip bakalım arkadaşlar. K kasnağı eğer şu yönde bir hareket yapıyorsa, düz bağlıysa M kasnağı da aynen şu yönde dönecektir. L kasnağı ile M kasnağı aynı merkezli, dönme yönleri aynı olacak. Ama L ile L birbirine nasıl bağlı dikkat ederseniz ters bağlı arkadaşlarım. Ters bağlıysa dönme yönleri ne olur? Zıt olacak. Yani L şu tarafa doğru dönüyorsa N tam zıt yönde dönecek. O yönde hangi yöne tekabül ediyor? Artı yönde. O zaman biz cevabımıza diyeceğiz ki artı yönde kaç tur arkadaşlar? Bir tur olarak diyeceğiz cevabımız. Çık. Devam edelim arkadaşlarım. Merkezinden geçen koliyle merkezi etrafında dönen silindirden oluşan sisteme biz çıklık diyoruz arkadaşlarım. Şimdi şekle baktığımızda arkadaşlar G yükü dengede ise dönme noktasına göre biz tork alır isek arkadaşlarım. Kuvvet çarpı kuvvet yolu. Kim o? Büyükte. Yük çarpı yük yolu. G çarpı R. Bakın bu eşitliğimizden sonuca gideceğiz. Unutmayalım. Kuvvet çarpı kuvvet yolu. Yük çarpı yük yolu. Bu tork işlemlerini yapıp torku alıp sonuca gideceğiz arkadaşlarım. Lütfen aklımıza tutalım. Bir de burada tabii ki bize yükselme miktarını sorabilir. Arkadaşlar dikkat ederseniz şurası dairesel silindir bir yapı. Eğer dairesel bir yapı var ise arkadaşlarım çevresi kadar ipi saracaktır. Peki bizim çevre formülümüz neydi? 2 pi r'ydi arkadaşlar. Bir tur atarsa 2 pi r kadar yol aldıracak. N tane tur atarsa bir de bunu ben n'le ne yapacağım arkadaşlarım? Çarpacağım. O da aklımın bir köşesinde kalsın arkadaşlarım. Şimdi biraz soru çözelim arkadaşlar. Şekildeki sürtünmelerin önemsenmediği çıklık sisteminde 160 N ağırlığındaki G yükü 100 N'lık kuvvetle dengede tutulmaktadır. Silindirin yarıçapı 50 cm olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? İlk öncülüğümüze bir bakalım. Kuvvet kolunun uzunluğu 0,8 metredir diyor. Arkadaşlar hemen bir ok çizip işlemlerimizi yapalım. Eğer kuvvet kolunu soruyor ise bize biz gelip ne yapacağız? Denge şartını uygulayacağız arkadaşlar. Bakın kuvvet çarpı kuvvet yolu eşittir. Ağırlık çarpı neydi? Ağırlığın bağlı olduğu yoluydu arkadaşlarım. Yerine bırakırsak kuvveti kaç varmış bize? 100 çarpı kuvvetin bağlı olduğu yola ne demiş arkadaşlarım? Eşittir. Ağırlık ağırlığımız ne kadar? 160 N. Çarpı ağırlığın bağlı olduğu yarıçapımıza da bize kaç olarak vermiş arkadaşlarım? Hemen bir bakalım. 50 santim olarak vermiş bize. Şimdi buradaki işlemlerimizi yapar isek arkadaşlarım. Şuradaki R'yi biz kaç bulacağız? 80 santim olarak bulacağız. Ama birinci öncülde bize ne diyor? 0,8 metredir diyor. 80 santim gerçekten de kaç metredir arkadaşlarım? 0,8 metredir. Yani birinci öncülümüz kesinlikle doğrudur. İkinci öncülüğe bir bakalım arkadaşlar. Kuvvetten kazanç vardır diyor. Şimdi bize ikinci öncülde arkadaşlarım hemen şöyle bir hop çizelim. İkinci öncülde kuvvet kazancını soruyor. Kuvvet kazancını biz formüle dökmek ister isek arkadaşlarım yük bölü kuvvet diyeceğiz. Yük bölü kuvvet. Hemen işlemlere döktüğümüzde
Yükümüz ne kadar arkadaşlarım? Ağırlığımız ne kadardı? 160 Newton. Ben bu 160 Newton'u taşlık bir kuvvet ile dengeledim arkadaşlarım. Yüzlük bir kuvvet ile dengeledim. Oranlarsam 1,6 gelmez mi arkadaşlarım? Eğer kuvvet kazancı oranım 1'den büyük ise benim kuvvetten neyim vardır diyeceğim, kazancım vardır diyeceğim. 1'den küçük ise bu oran, ben kuvvetten kazanç değil de kayıp yaşıyorum anlamına gelir arkadaşlarım. Lütfen aklımızda bu şekilde tutalım. Üçüncü öncülüğe bir bakalım arkadaşlarım şimdi de. Şöyle bir üçüncü öncülüğü de şuraya yazalım. F kuvvetiyle iki tur atarsa kol G yükü 3 metre yükselir. Şimdi arkadaşlar H yani yükselme miktarımız neydi? 2 pi R çarpı M de arkadaşlarım. Gelin bu değerlerimizi yerine yazalım. 2 çarpı pi bize kaç varmış? 3 varmış. Yarıçapımız kaç? 50 santim. Ama bize metre olarak soruyor soruda 50 santimi metreye çevirirsem arkadaşlar 0,5 metre olmaz mı? Getirip yerine 0,5 yazalım. Çarpı dikkat ederseniz kaç tur atarsa diyor? 2 tur atarsa diyor. Her yerine ne yazalım? 2 yazalım. Buradan gelip işlemimizi yaptığımızda arkadaşlarım 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 3 12. 12'yi 2'ye böldüğümde ne gelir arkadaşlarım? 6 metre olarak gelir. Ama soru bize kaç demiş? 3 metre demiş. Onun için 3. yargıya ne diyeceğiz? Yanlış. Hangileri doğru arkadaşlarım? 1 ve 2. öncülerimiz doğru olan öncülerimizdi. Devam edelim arkadaşlarım. 2R, R yarıçaplığı, KL dişli çakları şekildeki konumdayken K'nın tekrar aynı görünümü alması için L dişli çarkı için hangileri doğru olur diye bir soru var arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım önce bir yorumlama yapmamız lazım. K'nın tekrar gelip aynı görünümü alabilmesi için tam tur atmalı. 1 tam tur atmalı, 3 tam tur atmalı, 10 tam tur atmalı ama kesinlikle tam tur atmalı arkadaşlar. Yarım tur atarsa, 3/4 tur atarsa, 3/8 tur atarsa K aynı görünümü almaz. Aynı görünümü alabilmesi için tam tur atmalı. Şimdi gelip şu öncülleri tek tek bir yapalım. Bakalım K gerçekten tam tur atacak mı, atmayacak mı? Şimdi bakalım. İki önünde bir tur döndürülmeli demiş. Hemen yazalım. K'nın yarıçapı ne kadar? 2 çarpı NK eşittir diyelim. L için L'nin yarıçapı ne kadar? Bir tane. Çarpı kaç tur döndürülürse demiş arkadaşlarım. Bir tur döndürülürse. Şimdi buradan sonucun 1 olabilmesi için şu NK'yı kaç olarak yazmalıyız arkadaşlarım? 1/2 yazmalıyız. Bakın ne yaptı? Yarım tur attı. Hayır. Aynı görünümü alabilmesi için kaç tur atması gerekiyor? Tam tur atması gerekiyor arkadaşlarım. Yarım tur atarsa bu şekilde dengede kalabilir mi? Hayır. Aynı görünümü alamaz daha doğrusu. Şimdi ikinci öncülere bir bakalım. Arkadaşlarım ne diyor bize? İki önünde iki tur döndürülmeli diyor. Hemen yazalım. 2R çarpı NK eşittir diyeceğiz. Arkadaşlarım bu sefer kaç tur atıyor? Dikkat ederseniz 2 tur atıyor. 2 çarpı R diyeceğiz. Şimdi gerçekten de 2R 2R olması için şu NK'yı NK ne olur arkadaşlarım? 1 olur mu? Bakın şurada tam tur attı mı arkadaşlarım? Evet. 1 tam tur attı. Onun için şu ikinci öncülüğü yaparsak K çarpısı tekrar aynı görünümü alacak mı diyeceğiz. Üçüncü öncülüğümüze bir bakalım arkadaşlarım. Bir yönünde 1/4 tur döndürülmeli diyor. Yapalım. 2R çarpı NK eşittir. Kaç tur diyor arkadaşlarım? 1/4 tur çarpı R. Şimdi bakın sonucun 1/4 olabilmesi için ben 2 ile hangi sayı çarparsam 1/4 olur arkadaşlarım? 1/8'i çarparsak değil mi? Bakın şu işlemi yaparsak NK ne gelir? 1/8 gelir. Dikkat ederseniz 1/8 tam bir sayı mı? Tam bir tur mu? Hayır. Burada da aynı görünümü alamaz, aynı birincide olduğu gibi. Doğru cevabımız ne olacaktır? Yalnız 2 olacaktır. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şekildeki çıklık düzeneği çıklık koluna uygulanan F kuvvetiyle T sürede P yükü H kadar yükseliyor demiş. Buna göre yükün T süredeki yükselme miktarı hangilerinin tek başına artması sonucu artar. Şimdi arkadaşlarım biz aynen şöyle öğrenmiştik. F çarpı R eşittir. Bakın yük çarpı yük yolu eşittir ağırlık çarpı ağırlık yolu.
Değil mi? Yük çarpı yük yolu eşittir ağırlık çarpı ağırlık yolu dedik. Şimdi bunu yorumlarsak test yüzeydeki yükselme miktarının artmasını istiyor bizden arkadaşlar. Yorumlarsak aynı test yüzeyde cismin yükselme miktarı F kuvveti artarsa kesinlikle artar. F çarpı R'ydi düşünün. Hatta bakın F çarpı R diyorum. R artarsa yine artar. Ama P büyüklüğü artar ise tam tersi ne olur arkadaşlarım? Azalır. Buradaki doğru cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Devam edelim arkadaşlar. R3R yarı çaplı eş merkezli merkezleri perçinli kale kastakları M makarası ve P yüküyle şekildeki sistem oluşturulmuştur. K kasnağı ok yönünde kaymadan 3 tur atar ise P yükünün hareketi için ne söylenir? Şimdi arkadaşlarım dikkat ederseniz biraz daha büyüteceğim. Çünkü biraz işlem yapacağım arkadaşlarım. Ben bu K kasnağını şu tarafa doğru döndürmek istediğimde bakın evet şu dönerek ilerleyecektir. Buradaki ipi ne yapacak arkadaşlarım? Yukarıya doğru çekecek. Bu ip bu tarafa doğru çekilmek istenecek. Bakın K ve L aynı merkezde mi? Evet. K bu tarafa doğru dönüyorsa L de aynı tarafa doğru dönmek isteyecek. Ama dikkat ederseniz K bu ipi çekmek isterken L döndüğünde L bu ipi ne yapıyor? Geriye sarkıtıyor. İpi bırakıyor arkadaşlarım. Bakın eğer zıt yönlü varsa daha doğrusu K çekerken L bırakıyorsa ben bunların farkını almak zorundayım arkadaşlarım. Nasıl şöyle? K ne kadar ipi çekecektir? Çevresi kadar. Peki çevre formülümüz 2 pi R değil mi arkadaşlarım? Kaç tur atıyormuş? 3 tur atıyormuş. Bir de gelip bunu neyle çarpacağız? 3 ile çarpacağız. K kasnağı için yaptığımızda arkadaşlarım 3 tur atıyor. 2 çarpı pi çarpı yarı çapı ne kadar dikkat ederseniz 3 tane. Ne olur arkadaşlarım? 9, 18 pi R kadar ne yapacaktır K? İpi çekecektir. Peki L için yaptığımda L ne kadar ipi açacaktır? Serbest bırakacaktır. Tekrar 3 tur atıyor. Çünkü aynı merkezli oldukları için K 3 tur atıyorsa L de 3 tur atacaktır arkadaşlarım. Çarpı 2 pi yarı çapımız ne kadar? R kadar. Yaparsak 3 çarpı 2 6 pi R kadar ipi açacaktır. Şimdi şu tarafa doğru K 18 pi R ipi çekiyor. Ama şu tarafa doğru L ipi ne kadar salıyor? 6 pi R kadar salıyor. Bu ikisinin bileşkesini alır isek şu tarafa doğru ip ne kadar çekilmiş olur? 12 pi R kadar çekilmiş olur. Bakın ben şu tarafa doğru 12 pi R kadar ipi çekiyorum. Dikkat ederseniz bu hareketli makara ve şu P'yi, P'nin hareketini soruyor. Arkadaşlarım bakın şu noktada 2'ye ayrılıyor mu? Evet 12 2'ye ayrıldığı için şu P cismi ne kadar yukarı çıkacak? 12'nin yarısı kadar. 12 pi R yarısını alır isek ne olur arkadaşlarım? 6 pi R kadar P cismi ne olur diyeceğiz? Yukarı hareket eder diyeceğiz.